4. Geleneksel Osmaniye OSB Ekonomi Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Gazetesi başyazarı Sayın Osman Saffet Aralat'ın yapacağı ve konuşmacı olarak Uluslararası Fon Yöneticisi ve Bloomberg GT Yorumcusu Sayın Volkan Sarı, gazeteci Sayın Vahap Münyar, Münyar'ın katılacağı panelimizle baş başa bırakıyoruz. Sergiler Osmanlı'lılar, 2014'te burada başlattığımız Osmaniye ekonomi söyleşiliğinin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. O zaman daha kolaydı, her şey daha belirgindi. Bu artık konuşmalarda genellikle belirgin olmayan bir ortamda, belli problemlerin yaşandığı bir dönemde dünyada ülkemizde daha zor bir söyleşi yapacağız dostlarımızla. Onları biraz sıkıştıracağız. Sonra da sizin sorularınızı da sıkıştıracağız. İlk sözü Volkan Sarı'ya veriyorum. Volkan, biraz Trump sonrası dünya ne biçim bir dünya? Bize anlatsana. Ya şunu söylemek lazım. Trump öncelikle söylemleriyle değişimi vaat etti bir şekilde Amerika'da. Amerika'da establishment dediğimiz kurumsal yapıdan belli bir boyutta rahatsızlık vardı. Onun üzerine gelen bir seçim sonrasında Trump seçildi. Fakat seçimden sonrasında şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla vaat ettikleri konusunda çok fazla ileriye gidememiş durumda. Yani Meksika'ya duvar örmeyecek mi? Meksika'ya duvar örme konusunda başladı. Tek başladığı belki de yani adım attığı yer orası. Ama dünya ticareti konusunda söylediklerinde çok fazla bir adım atamıyor. Obama'nın sağlık reformunu ortadan kaldırdı. Sağlık reformu orada zaten yeni adım atışı tam anlamıyla şöyle hem Senato'nun kendilerinde olduğu bir dönem içerisinde hem başkanlığın kendilerinde olduğu bir dönem içerisinde bir reform paketiyle gelmesi ve bu reform paketini daha önceki cumhuriyetçilere onaylatmadan gündeme gelmiş olması getirmesi ve daha sonrasında iki gün boyunca buna ikna sağlayamamayıp reformu geri çekiyor olması bundan sonraki reformlar açısından bir miktar soru işareti uyandırdı. Bunlar tabii cumhuriyetçilerde rezistansı yapan kimler ve bunların düşüreceğine dair de söylentiler var. Ne diyor? Bunları çok kolay söylemek yani buradan tabii bizim okuduğumuz ve baktığımız kadarıyla belli bir boyutta bir resistance var kesinlikle. Yani Obama'nın ilk adaylığından dolayı biri desteklenenler var ve son dönem içerisinde de yapmış olduğu reformlara uyumlu olmadığını, daha doğrusu ülkenin geleceğine yararlı olduğuna kendisinin partisine dahi ikna etmekte zorlandığı kişiler var. Ben tahmin etmiyorum şu anda düşürme gibi bir şey olacağını ama bir boyutta birçok sivri söylemlerini kıskaca aldılar. Yani en azından işte ilk etapta bu immigration'la ilgili olan, göçmenlik yasasıyla ilgili olan değişimini iki tane mahkemeden iki kere geri çevirmiş durumda. Şu anda tabii bu konu çok önemli. Yani Obamacare konusunda büyük değişikliğe gidecekti Trumpcare'le birlikte. Burada tabii geri adım atmak zorunda kalmış oldu. Burada iki tane adım kalıyor yani ilerleyip olarak bakıldığında. Birisi vergi reformu, diğeri de kamu yatırımları. Bu içeriye dönük olanlar. Dışarıya dönük olanlar aslında insanların ve dünyanın çok fazlasıyla korktuğu ticaret savaşları olacak mı? Ülkeler arası ticaret savaşları olma ihtimali var mı? Çünkü daha yani çünkü dünyada bir dünya ticaret örgütlerini dağıtmak falan gibi yani belli ikili ilişkilerde işte bu NAFTA'dan tutun işte Avrupa'yla Almanya'ya bir şekilde yapattı. Dedi siz çok fazla ticaret fazlası veriyorsunuz. Euro çok düşük değerde. Her tarafta belli bir boyutta cari açığı olmuş. NATO'ya az ödüyorsunuz. Az para ödüyorsunuz. Dünyanın güvenliğini biz sağlıyoruz. Bunun için bizim masraflarımız var. Buraya daha fazla katılımda bulunduğu şeklinde gelişleri var. Hafızana dönelim biraz. Evet. Aynı konularda biraz senin düşüncelerini alalım. Bir de ayrıca dünyanın Bretton Woods'ta ortaya çıkmış olan yapısındaki çatı örgütleri dağılmakta olduğu, Dünya Bankası'nın aynı dağılmakta olduğu gibi düşünceler var. Ne düşünüyorsun sen? Böyle bir şey görüyor musun, seziyor musun? Ben tamamen dağılacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki yeni yapılara kavuşabilir, yeniden yapılanabilir ama tamamen hepsi dağılır, ortadan yok olduğu gibi bir şey düşünmüyorum. Şeye gelince, Trump'la gelişen gündeme gelince, Trump konusunda
Tabii çok bilinmeyen bir denklem gibi bir insan. Hiçbirimiz ne yapacağını tam kestiremiyoruz. Her ne kadar bazı adımlar atıyor, geri çekiliyor, atıyor, geri çekiliyor. Trump kendini sevdirebilirse, bir ikinci dönem daha devam edebilirse bazı yapıları değiştirebilir. Onun için düşündüklerini de tekrar yapmayı deneyebilir diye böyle bakıyorum. Ama şimdiye kadar attığı adımlar ve geri çekilmeler, yani ben en azından denedim, söz verdiklerimi yapmaya çalıştım ama gördüğünüz gibi sistem yaptırmıyor bana diyebilir. Meksika'yla aradaki duvara gelince ben deneyebileceğimi düşünüyorum hala. Gelinen bu makro datalar altında en iyi belirleyen şey kurdun deyip kurun seviyesine göre bir faiz belirlemesi yapıyor. Kur bir sonuç ve piyasada hesaplanmış, sonucuna gelinmiş nokta odur. En doğru olan rakam da budur deyip kurun seviyesine göre bir faiz belirlemesi yapıyor Merkez Bankası tamamıyla yaptı. Yani kuru kontrolden kaçmayacak. Kur bir miktar gitsin ama kontrol enflasyonu kontrolden kaçırmayacak noktada gitsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Kapanış konuşmasını yapmak üzere Türkiye'nin en saygın STK'larından biri olan MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Naim Orhan'ı kısa bir konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bugün güzel bir gün geçiriyoruz. Hakikaten bakıldığında sabahleyin bir doktora töreniyle başladık. Burada da dördüncüsü düzenlenen bir program içerisindeyiz. Ben yorumlara girmek istemiyorum ama böylesi programların sadece İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yapılmasının dışında buralarda da yapılmasının önemli olduğunu hem de sizlerin verdiği katkılar dolayısıyla önemli olduğu kanaatindeyim. Ulaşabilme noktasında elbette dijital çağı yaşıyoruz. Oralardaki toplantıları da izleyebiliyoruz ama birebir böyle sıcağı sıcağına onları izleyebilmek önemli. Ruberu, evet. Güzeldir diye düşünüyorum. Bundan sonraki toplantıların içerisinde beraber olma dileğiyle değil, hiç günlük yorumlara girmek istemeden teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Günün anısına Sayın Osman Saffet Arolat, Sayın Volkan Sarı ve Sayın Vahap Münyar'a plaketlerini takdim etmek üzere Osmaniye Valimiz Sayın Kerem Alın sahneye teşriflerini arz ederim. Sağ ol. Elde bassın. Uzun ömürler ve güç versin. Sağ ol. Evet. Günün arasında. Günün arasında plaket verilmek üzere Sayın Profesör Doktor Murat Türk. Bugün kendisini Osmaniye Korkut. Tamam mı? Aldı efendim.